Bir varmış, bir yokmuş. Dolambaçlı yolların, tepelerin kıvrımlarına sarıldığı ve çam ağaçlarının kokusunun havayı doldurduğu bir kasabada bir araba topluluğu varmış. Şık spor arabalardan sağlam kamyonetlerine kadar her aracın kendine has bir kişiliği, tuhaflıkları ve hayalleri varmış. Kasabanın kalbinde zorlu virajları ve dönüşleriyle çok uzaklardan bilinen efsanevi bir pist olan yarış pisti yer alıyormuş. Hikayemiz burada güneşin gökyüzünü turuncu ve altın sarısı tonlarıyla boyadığı ve motor seslerinin çevredeki tepelerde yankılandığı yerde başlıyormuş. Kasabada ev sahipliği yapan arabalar arasında altın kalpli, ateşli kırmızı bir spor araba olan Ateş de varmış. Şık hatları ve güçlü motoruyla Ateş yarış pistlerinin tartışmasız kralıymış. Ancak hızına ve çevikliğine rağmen merhameti ve başkalarına yardım etmeyi istekli olmasıyla da tanınırmış. Ateş'in karşısında en iyi günlerini geride bırakmış, yıpranmış, yaşlı bir araba olan Tonton duruyormuş. Tonton bir zamanlar yarış pistlerinde mücadele eden bir arabaymış ama yılların ihmali onu paslı ve yıpranmış bir hale getirmiş. Bir zamanlar parlak olan boyası grinin donuk bir tonuna dönüşmüş ve motoru her nefeste öksürük gibi hırıldıyormuş. Sabah güneşi altın sarısı ışıltısını yarış pistinin üzerine düşürürken Ateş köşede tek başına oturan Tonton'u görmüş. Farları üzüntüden sönmüş, bekliyormuş. Arkadaşının moralini düzeltmeye kararlı olan Ateş, motorunu çalıştırmış ve hızla Tonton'un yanına gitmiş. "Selam Tonton," demiş Ateş. Sesi sıcak ve güven vericiymiş. "Neyin var senin?" demiş. Tonton derin bir iç çekmiş. Yılların hayal kırıklığının ağırlığı kasasına çökmüş, faydası yok Ateş diye cevap vermiş. Sana ve diğer arabalara asla ayak uyduramayacağım. Ben sadece yaşlı bir enkazım demiş. Ateş başını sallamış, arka lambaları canlı bir şekilde parlıyormuş. Saçmalama Tonton, kenarların biraz kaba olabilir ama içinde hala çok fazla mücadele olduğunu biliyorum. Biraz çaba ve arkadaşlarının yardımıyla her şeyi yapabilirsin demiş. Tonton ikna olmamıştı ama Ateş'in sözleri yorgun ve yaşlı motorunda bir umut ışığı yakmıştı. Ateş'in yol göstermesiyle Tonton her seferinde bir civata olmak üzere kendini yeniden inşa etmeye koyulmuştu. Birlikte garajda saatler geçirmişler, Ateş ve diğer arabalarda uzmanlıklarını ve desteklerini esirgememişler. Tonton'un boyasını yeni gibi parlayana kadar cilalamışlar. Yıpranmış lastiklerini parlak olanlarla değiştirmişler ve motorunu bir kedi yavrusu gibi mırıldanana kadar ayarlamışlar. Her geçen gün Tonton kendini daha güçlü ve kendinden emin hissediyormuş. Kararlılığı onu ileriye götürüyormuş. Sonunda büyük yarış günü geldi çatmış. Kasabanın dört bir yanından gelen arabalar başlangıç çizgisinde sıralanırken yarış pisti heyecanla, gürültüsüyle uğulduyormuş. Ateş ve Tonton yan yana durmuş. Önlerindeki mücadeleye hazır bekliyorlarmış. Yarış tam bir hız ve adrenalin kasırgasıymış. Arabalar pozisyon için itişip kakışıyor ve kendilerini sınırlarına kadar zorluyorlarmış. Ateş önde yarışıyor, virajları yırtarcasına dönerken ve düzlüklerde motoru kükrüyormuş. Ama hemen arkasında Tonton varmış ve tekerlekleri yıllardır olmadığı kadar hızlı dönüyormuş. Bitiş çizgisine yaklaştıklarında kalabalık tezahüratlara boğulmuş. Ateş çizgiyi ilk geçen olmuş, zaferi hak etmişti. Ama hemen arkasından da Tonton geliyormuş, farları gururla parlıyormuş. Yarışı kazanmamış olsa da Tonton kendi başına bir kazanan gibi hissediyormuş. Kendisine ve diğer herkese kararlılıkla ve arkadaşlarının desteğiyle her şeyin mümkün olduğunu kanıtlamıştı.
O günden sonra Tonton değişen bir arabaymış. Ateş ve diğer arabalarla birlikte yarışmaya devam etmiş. Ruhu kırılmamış ve kendine güveni artmış. Ve kasabadaki herhangi biri en paslı eski arabanın bile biraz sevgi ve teşvikle ışıl ışıl parlayabileceğini hatırlatmaya ihtiyaç duyduğunda Tonton'un hikayesini anımsamışlar.